Damlanın soru kalıplarıyla örnekler eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Evet arkadaşlar. Zamirler konusunu çalışan damla yapamadığı soru kalıplarını odasının duvarlarına asmış. Altına bunlarla ilgili örnek cümleler yazmıştır. Bakalım aşağıdakilerin hangisinde dönüşlülük zamiri özneyi pekiştirme görevinde kullanılmış? Dönüşlülük zamiri kendi sözcüğüdür arkadaşlar. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi öznelerle kullanıldığında özneyi pekiştirebiliyor. İkiye baktığımızda o sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiridir dediğinde o kalem yerine onun dediğinizde işaret zamirini bulmuş oluyorsunuz. Üçe baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi zamirinden sonra belirtme durum ekini almıştır dediğimizde arkadaşlar. E bakalım işte senin seninkini daha doğrusu onunkini şeklinde bir şey istiyor bizden. Evet aşağıdakilerden hangisine zamir bir cümlenin yerini tutmuştur. Bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Hemen A'ya dönüyoruz. Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Buradaki şey arkadaşlar gördüğünüz gibi belgisiz zamirdir. Şöyle belgisiz zamir. Size ifadesi kişi zamiridir arkadaşlar. Bu Mevlana'nın en sevdiğim sözlerindendir. Bu derken işaret zamiri. Dolayısıyla gördüğünüz gibi farklı türde zamirler olduğunu söyleyebiliriz. 5 ile A'yı böylelikle ne yapmış olduk? Eşleştirmiş olduk. Evet, hatların yoğunluğundan mıdır, yağmurdan mıdır, telefonum çekmiyor. Bir de seninkini kullanabilir miyim derken arkadaşlar. Seninki ifadesi, buradaki ki ilgi zamiri, seninkini ilgi zamiri ne yaptı? belirtme durum eki aldı. Bakın gördüğünüz gibi dolayısıyla üçü de şöylelikle B şıkkıyla eşleştirebilirim. Üzülmenize gerek yok. Böyle bir yerde çalışmayı o kendisi istedi. Şimdi istedi yüklem. Kim istedi? O benim için özne. Kişi zamiridir arkadaşlar. Ben, sen, o. O kendisi derken dönüşlülük zamiriyle ne yaptı? Özneyi pekiştirdi. Dolayısıyla biri de arkadaşlar ne yapabilirim? Şöyle C şıkkıyla eşleştirebilirim. Ve devam ediyoruz. Kırık bir testiye su koymak neyse senin gibi geveze birine sır vermek de aynı şey derken arkadaşlar. Demiş ki kırık bir testiye su koymak neyse ne ise senin gibi bir geveze birine de sır vermek aynı şey. Hangi şeyden bahsediyor? Kırık bir testiye su koymak yani Burada arkadaşlar bir cümlenin yerini tutmuş şey burada. Dolayısıyla dördü de böylelikle arkadaşlar ne yapabilirim? Denizli şıkkıyla eşleştirebilirim. Hangisi dışarıda kaldı? Bunları zaten bulmuştuk. İki dışarıda kaldı arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Üçüncü cümlede örtülü özne vardır. Arkadaşlar örtülü öznenin olduğu yüklemin fiili edilgen ya da dönüşlü oluyor ve işte tarafından mesela diyorsunuz ki valilik tarafından işte açıklama yapıldı. Tarafından ya da valilikçe açıklama yapıldı şeklinde bir ifade olması gerekiyor cümlenin içerisinde. Bakalım üçe. Ancak teknik ve mesleki eğitimlerle ilgilenen kurumlar lonca ve ahi teşkilatları tarafından bakın gördüğünüz gibi takip edilir. Bakın bir edilgen fiil görmektesiniz ve yürütülür diyor. Her iki yüklem de edilgendir arkadaşlar ve lonca ve ahilik teşkilatları tarafından takip edilir ve yürütülür diyor. Örtülü özne var. Ay kesinlikle eliyorum. Birinci cümle yüklemi Ek fiil almış bir isim cümlesidir. Arkadaşlar ek fiil ekleri idi imiş ise bakalım. Osmanlı devlet anlayışında eğitimin hedefi itaatkar, hoşgörülü, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı, çevresine yararlı kişileri yetiştirmekti. Yetiştirmek idi arkadaşlar doğru. Buradaki mekmak isim fiil ekidir arkadaşlar ve Filimslerin e, yükleme olduğu cümleler isim cümlesidir. Unutmuyorsunuz. E, B de doğru. İkinci cümlede zincirleme isim tamlaması vardır. Bakalım. Osmanlı eğitim sisteminin en önemli özelliği hem İslami ilimlerin hem astroloji ve matematik gibi diğer müspet ilim türlerinin beraber öğretilmesidir. Osmanlı eğitim sistemi derken arkadaşlar zincirleme isim tamlamasıdır. C de doğru. Beşinci cümlede birinci tekil iyelik eki almış sözcük bulunmaktadır. Arkadaşlar birinci tekil iyelik ekini okutmak için sözcüğün başına benim ifadesini getiriyorsunuz. Ve beşe bakıyoruz. medrese ise günümüz yüksek öğrenimine karşılık gelen ve müderrislerin eğitimci olarak bulunduğu bir kurumdu. Günümüz bizim günümüz. Burada arkadaşlar birinci çokluk iyilik eki vardır. Yani birinci tekil iyilik eki yok. Cevabım bu yüzden Denizli. Dördüncü cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcüklere yer verilmiştir demiş. Bakalım arkadaşlar birçok ifadesi gördüğünüz gibi birleşik cümle, camiler ifadesi basit cümle arkadaşlar. Osmanlı ifadesinin de türemiş yani lığlı yapım ekini aldığı için türemiş sözcük olduğunu görmektesiniz. Cevabım dediğim gibi denizli şıkkı. Yukarıdaki cümlelerde hangi öge eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur? Bakalım. Gazetelerde yazılan transfer dedikodularına inanmıyor, okumaktan geri kalmıyordu. Arkadaşlar bu sıralı bir cümledir. Sıralı ve bağlı cümlelerde özellikle anlatım bozukluğunda öge eksikliği olabiliyor. Evet, neyi okumaktan geri kalmıyordu? Onları ya da gazeteleri dememiz yeterliydi. Neyi sorusu? Nesnenin sorusudur. Burada bir nesne eksikliği görmektesiniz. C şıkkı gitti. Babamı trafik kazasında kaybettiğimiz günden beri amcam her zaman yanımızda oldu. Desteğini eksik etmedi. Şimdi her zaman yanımızda oldu. Desteğini hiç eksik etmedi. Burada da arkadaşlar bir zarf tümleci görmektesiniz. Dolayısıyla zarf tümlecini de bulduk. Köyümüzün temiz havası insanı rahatlatır, aynı zamanda mutluluk verir. Kime mutluluk verir? İnsanı rahatlatıp insana mutluluk verir. Burada bir dolaylı tümleç eksikliği görmektesiniz. Dolayısıyla Denizli şıkkında elerim. Renk konusuna geldiğimizde ben sarıyı, eşim ise kırmızıyı çok sever. Ben sarıyı severim. Evet. Eşim ise kırmızıyı sever dediğimde burada bir yüklemin varlığından bahsedebiliriz. Yani yüklemin eksik olduğunu görebiliyoruz. O zaman yüklemi de bulduk. Cevabımız özne olacak. Yani B şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapacağı diğerlerinden farklıdır. Arkadaşlar cümlenin yapısını soruyorsa ben o cümlenin basit mi, birleşik mi, sıralı ve bağlı olduğuna dikkat etmem gerekiyor bakalım o halde sabah olmuştu kapının aralıklarında ben beyaz bir ışık çizgileri parlıyordu sabah olmuştu bir cümle parlıyordu bir cümle bu cümleler birbirine virgülle bağlandıkları için kesinlikle sıralı cümledir hiç böyle dalıp kalmaz. Güneş doğmadan uyanırdı. Yine gördüğünüz gibi iki tane cümlenin birbirine virgülle bağlanmasına yine aynı şekilde sıralı cümle diyorum. Yatağından atladı, ayakkabılarını bulmadan yürüdü, hızla kilidi açtı. Virgüller yine yüklemleri yani cümleleri ayırdığı için arkadaşlar sıralı cümle olduğunu söyleyebilirim. Birdenbire açılan kapının dükkanı dolduran aydınlığı içinde pala bıyıklı, yüksek kavuklu Dizdar başını gördü. Burada arkadaşlar fiilimsi var cümlenin içerisinde ve tek yüklem var. Bir cümlede fiilimsi varsa ve tek yüklem varsa Of cümle yapısı bakımından arkadaşlar birleşik cümledir. Dolayısıyla dördüncü cümlenin birleşik olduğunu söyleyebiliriz. Evet 5'e bakıyoruz. Arkasında keçe külahlı çifte hançerli genç yardımcıları da duruyordu derken arkadaşlar Yine bunun da bakın yapısı bakımından basit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fiilimsi yok ve tek yüklem var. Buradaki virgül arkadaşlar iki cümleyi gördüğünüz gibi ayırmamış. Bu yüzden sıralı olamaz. Bu cümle yapısı bakımından basit. Hangileri farklı? 4 ve 5 diğerlerinden farklı cevabımız denizli şıkkı olacak. Bu parçada yay ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar. Bakalım. Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlı Rus Savaşı derken arkadaşlar şöylelikle araya kısa çizgi getirebilirim. Nene Hatun 3 aylık bebeğini bırakıp cephede savaşa katılır. Çocuğun küçük sen dön. Bakın dikkat çocuğun küçük sen dön derler. Ne yaptı buraya bakın alıntı bir ifade verdi. Dolayısıyla tırnak içerisinde gösterebilirim. A şıkkını ve B şıkkını elerim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nene Hatun. Tarihin kulağına küpe olacak şu sözleri söyler. İki nokta üst üste. Evet tamam. Dolayısıyla arkadaşlar denizli şıkkını da eliyorum. Bebeğim Anasız büyür de vatansız büyüyemez. Buraya da ne getirmeliyim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kesinlikle virgül getirmem lazım. Cevabımız C şıkkı. Türkçede bir sözcükte türetilirken birleşme sırasında ve aldığı ekten dolayı ünlü düşmesi yaşanabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaların tümü örneklenmiştir? Arkadaşlar türetilirken mesela ayırmaktan ayrı, değil mi? Ayrı ayrı. Gördüğünüz gibi yapım eki aldığı için birleşme esnasında arkadaşlar ne diyebiliriz? Ee, mesela Cuma ertesi, gördüğünüz gibi e, Cumartesi şeklinde. Bu da birleşme sırasında bir ünlü düşmesi. Aldığı ekten dolayı akıl, şöyle akıl, aklı. Evet, hepsinin örneklenmiş halini istiyor. Bakıyoruz. Ateş olsan cürmün, cürümün, cürmün ek aldığı için kadar yer yaktığını bilmeni isterim. Başka da zaten yok. Yıllardır koyunumuzda, koynumuz, koynumuz ek aldığı için bir ünlü düşmesi yaşandı burada. Beslemişiz de haberimiz yokmuş. Besilemek arkadaşlar. Burada da bir e, ee, yapım eki aldığı için ünlü düşmesi yaşayan bir sözcük var, besilemek. Ama ne yok? Birleşme sırasında ünlü kaybı yok. A'yı ve B'yi eliyorum. Bu takımın futbol aklının akıl aklı çekim eki aldığı için ünlü düşmesi oldu. Başka da yok. Birçok dalda ödül alan bu filmi, film, filmi arkadaşlar. Burada çekim eki aldığı için ünlü kaybı yaşadı. Bir kez daha izlediğimde bir sürü yeni şeyler keşfettim. Keşif etmek Birleşme sırasında ünlü kaybı yaşadı ama burada da ne yok? Yapım eki aldığı için yani türetilirken bir ünlü kaybı yok. Denizli şıkkında da eliyorum. Beni kahreden arkadaşlar bakalım. Kahır etmek yani birleşme sırasında ünlü kaybı yaşadı. Ağzından ağız ı ağzı çekim eki aldığı için ünlü kaybı yaşadı arkadaşlar. Uykuya bakıyorsunuz. Uyumaktan uyku. Burada da arkadaşlar yapım eki alırken ünlü kaybı yaşadı. Yani üçü de var E şıkkında. Cevabım Edirne. Bu parçaya göre Yeliz numaralanmış başlıklardan hangileriyle ilgili yazım yanlışı yapmıştır? Özel isimlerin yazımı, birleşik sözcüklerin yazımı, D bağlacının yazımı. Bakalım arkadaşlar. Bir haber yazısı ödevi bulunan Yeliz Yeni bir hayvan türünün İstanbul'a geldiğini duyunca hem ziyaret hem ödev gayesiyle Solu Hayvanat Bahçesinde almıştır. Evet devam. Ee, gördüklerini anlatan aşağıdaki metni hızlıca kaleme almıştır. Yazarken de bir takım yanlışlar yaptığını sonradan fark etmiştir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bir çift e, tembel hayvan Darıca Hayvanat Bahçesi. Arkadaşlar şöyle yazılması gerekmiyor mu? Darıca hayvanat bahçesi tabii ki. Dolayısıyla özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yaptığını söyleyebiliriz. Bir doğru. Evet, iki yeni üyesi oldular. Türkiye'ye ilk kez getirilen tropikal bölge hayvanları en çok ta değil, en çok da şeklinde olması gerekiyordu. Buradaki D da bağlaçtır. Ve bağlaç olan D da'nın T'li yazımı yoktur ve her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla D'da bağlacı ile ilgili de bir yazım yanlışı var. Çocukların ilgisini çekti. Evet isimleri onları anlatmaya yetiyor aslında. Tembel hayvanlar günlerinin büyük bir bölümünü sırt üstü yatarak. Arkadaşlar burada sırt üstü nasıl yazılacaktır? Şöyle sırt üstü bitişik yazılacaktır ağaç dallarını asılı uyuyarak geçiriyor. Hatta çok aç olsalar da karınlarını doyurmak bile onlar için zahmet verici. Uyku ve sıcak ortam en sevdikleri şeyler. O kadar tembeller ki bir yıl boyunca yüksek bir ağacın tepesinde asılı kalabiliyorlar. Evet sırt üstü çok da ve darıca hayvanat bahçesi derken arkadaşlar yanlışlıklar yapılmıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat veya bağlaç yoktur? Ona söylediğin ağır sözlerden dolayı vicdan azabı çekmiyorsan sende gerçekten bir sıkıntı var demektir. Arkadaşlar buradaki den dolayı bizim için nedir? Edattır. Evet bunu eliyorum. Bu anlayışla hareket ettiğin sürece sen hiçbir işte başarı denen mutluluğun tadına bakamazsın derken anlayışla ifadesi bizim için edat dolayısıyla B'yi de elerim. Bir şeylerden uzaklaşıp yalnız kalmak. İnsan sesi duymamak, tek başına sakin sakin düşünmek insanın bunlara bazen çok ihtiyacı oluyor. Burada ne edat ne bağlaç var. Cevabım yüksek ihtimalle C şıkkı. Zor bir süreçten geçtiğim şu zaman dilimlerinde en sevdiğim dediğim eşime bile buradaki bile arkadaşlar bağlaçtır. Katlanamaz hale geldim demiş. Bağlaç var burada da. Mola vere vere kimi zaman istekli kimi zaman isteksiz yazdığım bu romanın çok tutunacağını hatta buradaki hatta bağlaç yine arkadaşlar ödüllere layık görüleceğini kimse aklından bile geçirmemişti derken buradaki bile de bizim için bağlaçtır. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkinci sözcüğe gelenek sözcüğünün anlamını değiştirmiştir. Bükük. Arkadaşlar bükmek fiiline ık, ik, eki gelmiş ve bükük olmuş. Fiilden e, isim, yapım eki almış arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi anlam değişmiş. A kesinlikle doğru. Dördüncü sözcük isim fiileki fiil eki almıştır. Hor görme. Kim bilir ne derdi vardı. Hor görme diyor arkadaşlar. Kim hor görme? Sen. Bunun aslında bir kişi eki de aldığını görmektesiniz. O zaman buradaki me ma bizim için bir kip ekidir. Kip ve kişi eki alıyorsa orada fiilimsiden bahsedemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada emir kipinin olumsuzu var. Hor gör, sen hor gör. Hor görme, sen hor görme. Dolayısıyla buradaki me ma bir kip ekidir. Evet, ne değildir? İsim fiil değildir. Cevabım Bursa şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Birinci sözcük bulunma hal eki almıştır. Nere? Nere? De. De da bulunma hal eki biliyorsunuz. C şıkkı doğru. Üçüncü sözcük ikinci tekil şahıs eki almıştır. Şimdi bakıyoruz. Görsen. Kim görsen, sen görsen ikinci tekil şahıs eki aldığını görebilirsiniz. Buradaki neden dolayı? Beşinci sözcük bir varlığın neye ve kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır. Yani arkadaşlar neyden bahsediyor? Aitlik yani iyilik ekinden bahsediyor. Bakalım. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcükleri iyilik eki okuturdu. Derdi. Onun derdi diyebiliyorum. Dolayısıyla buradaki i benim için bir iyilik ekidir. O zaman e şıkkı da doğru. Cevabımız dediğimiz gibi Bursa. Bu dörtlükte örneklerinden hangileri yoktur diyor. Geçişli fiil, edilgen fiil, geçişsiz, etken ve dönüşlü. Adını anarsam bir daha. Anarsam kim anarsam ben. Gizli ya da gerçek özne olduğunda fiilim etken oluyor oluyordu arkadaşlar. Etken fiili bulduk. Evet, e, peki onu anarsam neyi anarsam diyebiliyor muyum? Evet, onu zamirini önüne getirdiğimde ya da Neyi sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyorsam, mantıklı oluyorsa fiilim geçişli olur. E anarsam fiili burada aynı zamanda nedir arkadaşlar? Geçişli bir fiildir. Hem geçişli hem etkeni bulduk. Devam edelim. Yüzüme çalınsın. Ne çalınsın? Karalar. Başkası tarafından mı çalınıyor? Evet. Şimdi başkası tarafından anlamını veriyorsa arkadaşlar ve fiilimde l ya da n eki varsa o benim için nasıl bir fiil oluyor? Edilgen bir fiil oluyor. Şimdi çalınsın başkası tarafından. L ya da N2 de var. Evet o halde edilgen olduğunu da söyleyebilirim. Mevzum derin beni yaralar. Neyi yaralar? Kimi yaralar? Beni tamam sıkıntı yok. Peki çalınsın ifadesi neyi çalınsın diye sorduğumda yanıt alabiliyor muyum? Hayır. Onu çalınsın yanıt alabiliyor muyum? Hayır. Neyi ve Kimi sorularına yanıt veremiyorsa, pardon şöyle geçişsiz olacak. Şöyle neyi ve kimi sorularına yanıt veremiyorsa arkadaşlar ve aynı şekilde kimi sorusunu soramıyorsam bu benim için geçişsiz bir fiildir. E, o zaman geçişsiz fiili de buldum. Ne yoktur? Dönüşlü fiil yoktur. Cevabım Edirne şıkkı. Dönüşlü fiil nasıl oluyordu? fiilim le ya da ne eki alacaktı ve öznem gerçek veya arkadaşlar gizli bir özne olacaktı. Mesela düğün için süslendim. Şöyle süslendim. Kim süslendim? Ben süslendim. Öznem belli ve yine fiilim ne eki aldı. İşte bu dönüşlüdür. Burada dönüşlü yok. Cevabımız e şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin tümü vardır? Dolaylı tümleci, özne, belirtili nesne ve zarf tümleci. Bakalım arkadaşlar. Hikaye insan, zaman ve mekan unsurları ile birlikte kurgusal bir dünya çerçevesinde fazla ayrıntıya girilmeden yazılan bir düz yazı türüdür. Arkadaşlar, insandan başlayıp düz yazı türüdür ifadesine kadar yüklem. Nokta 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 düz yazı türü olan ne? Hikaye. Özne ve yüklemden oluştu sadece. Biri dolayısıyla ne yaptım? Elerim. Türk edebiyatında destan, masal, halk hikayesi, meddah hikayesi gibi türler hikayeciliğimizin köklü bir geçmişe dayandığını net bir şekilde göstermektedir. Şimdi göstermektedir yüklem. Ne göstermektedir arkadaşlar? Bakın dikkat. Destan, masal, halk hikayesi, meddah hikayesi gibi türler özne Neyi göstermektedir? Hikayeciliğimizin köklü bir geçmişe dayandığını Nesne arkadaşlar yani şöyle hikayeciliğimizin ve geçmişe dayandığını ifadesine kadar nesne Nasıl göstermektedir? Net bir şekilde zarf tümleci Nerede göstermektedir? Türk edebiyatında Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemi bulduk. Dolaylı tümleç özne, belirtili nesne, zarf tümleci. Doğru arkadaşlar cevabım bundan dolayı Bursa. Diğerlerine de bakalım. Modern anlamda hikaye tanzimat dönemiyle birlikte edebiyatımıza girmiştir. Girmiştir yüklem. Ne girmiştir? Modern anlamda hikaye özne. Ee, ne zaman girmiştir? Tanzimat dönemiyle birlikte zarf tümleci nereye girmiştir? Edebiyatımıza dolaylı tümleç. Burada arkadaşlar nesne yok gördüğünüz gibi. Evet, 3'ü ve 1'i eliyorum. Hikaye geleneğimizin en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut hikayeleri sözlü olarak ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkmıştır yüklem. Ne? Hikaye geleneğimizin en önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut hikayeleri özne. Nasıl ortaya çıkmıştır? Sözlü olarak zarf tümleci burada da yok. Doğru cevap bulduk zaten. Sadece sağlamasını yapıyoruz. Dede Korkut hikayeleri destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk eseri olarak kabul edilmekte. Kabul edilmektedir yüklem. Ne kabul edilmektedir? Dede Korkut hikayeleri özne. Ne olarak? Destandan halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk eseri arkadaşlar. Belirtisiz nesne. Dediğim gibi cevabımız arkadaşlar Bursa şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Arkadaşlar iyilik ekini arayacaksınız böyle yerlerde. Filozof düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı Felsefi sorular sorabilen kimsedir. Düşünceleri onun düşünceleri dediğimde arkadaşlar buradaki i'nin bir iyilik eki olduğunu görmektesiniz. İyilik eki de bize neyi verecektir? Tamlayana düşmüş isim tamlaması. Çünkü onun düşünceleri dediğinizde onun ifadesi tamlayan, düşünceleri ifadesi tamlanandır. Dolayısıyla a kesinlikle doğru. Devam edelim. İkinci cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim tamlaması vardır. Her dönem ele alınan konulara dair yeni sorular soran ve bu sorularla yeni bir bakış açısı geliştirebilendir. Arkadaşlar ne açısı? Bakış açısı dediğimde bu benim için belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Bakın gördüğünüz gibi belirtisiz isim tamlaması. Nasıl bir bakış açısı? Yeni bakış açısı niteleme sıfatı. Buradaki bir ifadesi de arkadaşlar belgisiz sıfattır. Bir isim tamlaması hem niteleme hem belirtme sıfatını almıştır. Belgisiz sıfat biliyorsunuz ki belirtme sıfatlarının bir alt başlığı B de doğru. Üçüncü cümlede zincirleme isim tamlaması bulunmaktadır. Bakalım Wittgenstein'ın belirttiği gibi Filozof hiçbir düşünce coğrafyasının vatandaşı olamaz. Düşünce coğrafyasının vatandaşı ifadesi zincirleme isim tamlamasıdır. Dördüncü cümlede birden fazla tamlananı olan isim tamlaması vardır. Bakalım. Çünkü filozof sürekli yeni sorunların ve yanıtların peşinde koşmaktadır. Ee, sorunların ve yanıtların peşi arkadaşlar bakalım. Sorunların ve yanıtların peşi. Şöyle yanıtların peşinde derken arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neyin peşinde? Yanıtların peşinde. Neyin peşinde? Sorunların peşinde. Bir tamlayan, bir tamlayan ve arkadaşlar bir tane tamlanan var. Burada ne diyor bana? Birden fazla tamlanan diyor. Yanlış arkadaşlar. Birden fazla tamlayan var, tek tamlanan var. Tersini söylemiş cevabım Denizli. Beşinci cümlede arasına sözcükler girmiş isim tamlaması kullanılmıştır. Elbette daha öncekilerin felsefe adına ortaya koydukları düşünceleri inceler fakat filozof kendi yanıtının peşindedir. Arkadaşlar, öncekilerin felsefe adına ortaya koyduğu düşünceler. Bakın dikkat. Öncekilerin düşünceleri burada bir tamlanan, burada bir tamlayan görmektesiniz. Araya gördüğünüz gibi ne girmiştir? Şöyle geniş açıdan baktığımda başka sözcükler girmiş. Öncekilerin düşünceleri öncekilerin felsefe adına ortaya koyduğu düşünceleri dediğimde arasına başka sözcükler girmiş tamlama da var. Cevabım Denizli şık.